teberrüken üç ihlas bir Fatiha. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, datif, mübarek, pâk, ruhu, tayyibelerine, ehl-i beytin, eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i ı kirâm enbiyâ cümle şehitlerimizin hâsseten gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralıların şifasına, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine, bu niyaz, bu iltica ile bir Fatiha-i Şerif, üç ihlas. Muhterem <Gülüşmeler> kardeşlerimiz, Furkan Suresinin 61-77 ayeti arası okundu. Rabbimiz bu ayeti kelimelerde kulunun ibadur rahman olmasını arzu ediyor. İlahi rahmet üzerinde tecelli ettiği kullardan olmasın arz ediyor ve Cenab-ı Hak kullarına Selam cennete davet ediyor. Lakin bu daveti icabet ise ancak takva ile mümkün. Cenab-ı Hak takva üzerine yaşayan salih, salihah, sadık, sadika kullarını çok seviyor. Adıkeme de buyuruluyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sünnestekam sonra dost doğru yolda yürüyenler üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin vaad cennetlerde sevinin derler. Burada tefsirlerde bu istikamet üzerine, hayatlarını devam ettiren kişiler üzerine melekler son nefeste iniyor, korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın vaad cennetlerde sevinin diyorlar. Son nefes ruhun terk ettiği an ve zor bir an. İkinci olarak kabre girdiği zaman yani bir ayrı bir gurbet alemine giriyor, ayrı bir dünyaya giriyor. Ve melekler Korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size cennetlerde sevinin diyorlar. Kıyameti o da çok zor gün. Hatta Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde zorluğunu bildiriyor. Yine o gün korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Allah'ın rahmeti onların üzerine tecelli edecek buyuruluyor. Tabi bu nasıl olacak? Bu takvalı olacak. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kulun kendisini ve hüve mahkûm eyle <laughs> mahkûntum. İlahi kameranın olduğunu idrak içinde olabilmesi. Rabbimiz kulunu varlıklarını en mükemmel şekilde ihsan etti, yarattı. Fırtattaki mücerret vasıfları kul müşahhas hale getirecek. Zihni bilgel kalbe intikal edecek, tatbik olacak. Cenab-ı Hak nefatu fihi min ruhi buyuruyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman Cenab-ı Hak kuluna vasıflar veriyor. Kendinden vasıflar veriyor kul bu vasıfları inkişaf ettirecek, tatbik edecek, Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olacak. Yine Cenab-ı Hak buyurdu, nimetler insana amade kılındı, insanın musahhar kılındı. Cenab-ı Hak buyuruyor, o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak amade kıldı, emrine verdi. Elbette bunu düşünen bir topluluğun ibretler vardır. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, birçok mahlukat amade. Cenab-ı Hak insanın bir lütfu. Yine Cenab-ı Hak insan suresinde bu lütfu kanı ister şükredici ol, istersen nankör ol buyuruyor. Ve bu cihan insan bir endam aynası. Fakat Cenab-ı Hak sümmelet sünneti yönümüzün Elbette o gün dünyada faydalandığı nimetlerden elbette hesaba çekileceksin buyuruyor. Kul mükemmellik vasfını yaşayacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Rabbimiz kulundan dostluk istiyor. Ve bu dostu temin için üç büyük Cenab-ı yardımcı ihsan etti. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in kavli ayetleri. Ayet-i Kerim'i buyuruyor, biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o mümin şifa ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim insan son çağrı, son kitap. Peygamber son peygamber. Kur'an-ı Kerim ilahi mektup. En muazzam ve en muhteşem kültür Kur'an kültürüdür. Kul bu kavli yani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle derinleşecek, yaşayacak ve yaşatacak. Ailesinden başlayarak gönlün ruhaniyet mesafe kat edip kalben derinlik kazanacak. Kendini devrin akışından, toplumun akışından hatta İslam dünyasının akışından kendini mesul görecek. Cenab-ı Rahman, Allemel Kur'an Halakal İnsan Allemül Beyan buyuruyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. Cenab-ı Hak merhamet esmasını bildiriyor. İnsanı yarattı. Halakal İnsan Allemül Beyan ona beyanı, hikmetler, sırlar, anlama, anlatmayı Cenab-ı Hak insana öğretti. Rabbimiz Fatır Suresi'nde de kullar içinde ancak alimler Allah'tan geri gibi korkar. cenab yani kim? ilahi azamet, ilahi kudret akışları karşısında kalp bir hassasiyet kesbedecek. İlim kalbe intikal edecek. Kalbe intikal etmeyen, davranışları istikamet vermeyen bir ilim kuru bir hammallık, vefadı bir yorgunluktan başka bir şey değil. Adi i de buyruluyor. Tevrat'la yükümlü bulunup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan merkeplerin durumu gibidir. Sırtında var, fakat şeyde yok. Yani zihinde var fakat Cenab-ı Hak onun yaşantıyı intikal etmesini arzu ediyor. Sadece Şiraz Hazretleri ne kadar okursan oku, ne kadar bilgi edinirsen edin, bilgine yakışır şekilde davranmazsan yani takva hayatın yoksa cahilsin demektir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifedem şu üç hususu bilhassa dikkat etmemiz lazım. Birinci düzgün bir kıraatimiz olacak. Zira kıraatsiz bir namaz olmaz. İnsan tahkatsiz olduğu zaman oturduğu yerde kılabilir. Caizdir. Yani kıyamı oturduğu yerde yapabilir. Fakat kıraatsiz bir namaz olmaz. Onun için kıraatin düzgün olması bilhassa evlatlarımızı da Kur'an-ı Kerim tevdisinden geçirmemiz zaruri. Fatih suresinin 29. ayetinde de üç cümlenin ticaretellen tebur asla zararı uğramayacak bir kazanç elde edeceğini bildiriyor. Bunlardan birincisi yetlüğüne kitab Allah. Allah'ın kitabını tilavet edenler. Ve bu kitap düzgün okunacak. Ve akamü sala namazı ikame edenler. Üçüncüsü kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli ve açık sarf ederler. Eğer zorretvası varsa açık, zoruret yoksa gizli olarak infak ederler. Demek ki birincisi Cenab-ı Hak bizi Kur'an-ı Kerim'le sırat-ı üzerine bir hayata davet ediyor. İkinci bildiri hudutlar, emir ve nehirler. Ey iman edenler Allah ve önüne geçmeyin buyuruluyor. Demek ki burada da şu var. Bir fıkıh kültürü olması lazım. Çünkü İslam hayatın bütün safhasını kaplama durumdadır. Hiçbir boşluk bırakmaz. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor. Sonraki de bu, kullarımız arasında seçtiklerimize verdik. Dünyayı miraslar geçici bir zaman içindir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın mirası olan Kur'an-ı Kerim ebedi bir saadet hazinesidir. Kur'an-ı Kerim'i seçtiklerimiz üzerine ver. Yani bütün Müslümanlar üzerine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ihsan etti. Fakat bunlar da üç kategoride. Birincisi onlardan insanı kimi kendini zulmeder. Kur'an-ı Kerim inmiştir. Cenab-ı Hak'tan mektup gelmiştir. Tatbik etmez. Nefsini uyar. Bu kendini zulmedenler, ebedi hayatını mahvedenler. Yani Kur'an'dan uzak kalmış, yaşamamış, yaşatmamış, bilgisinin kendi herhangi bir faydası olmamış. İkincisi yani ortada olanlar bu da yani tam ihlas tam yerine oturmuş değil. Üçüncüsü kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler. İbadette, muamelatta, muâşerette, ukubatta öne geçenler. Yani bir hassasiyet içinde kulluğu yaşayanlar. Yani bunlar da hayatın tamamı Resulullah Efendimiz haliyle hallenenlerdir. Cenabı işte büyük fazilet budur buyuruyor. Üçüncü yardımcı hulk yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacağız. Kur'an ahlakı nedir? Efendimizin ahlakı ve manen de nasıl sahibi beyat etti Resulullah Efendimize. Akabe'de beyat etti, Bedir'de beyat etti, Uhud'da beyat etti, Hudeybiye'de beyat etti. Yani bir mümin de bu beyatlar halinde olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak inneke la azim. Sen elbette en güzel bir ahlak üzeresin buyur. Demek ki bir mümin de en güzel bir ahlak üzere olacak. Dikkat edeyim, hususlar neler? Birincisi lokma. Lokma sağlam ise yani helalse ruhaniyeti arttırır. Bir insan, bir mümin kendisinin lokması nasıl olduğunu görmek isterse gittiği yere baksın. Sarf ettiği yere baksın. İsrafa mı gidiyor, pintileye mi gidiyor, hayır senata mı gidiyor? Muamelat, beşeri münasebetler çok düzgün olacak. Muhaşeret olacak, adab olacak. ibadet huşu ile olacak. Ticareten lentebur olacak. Hak, hukuk vesaire olacak. Demek ki bu hususlara bir mümin dikkat edecek. Ve en mühimi arkamızdan gelen güzel bir nesil yetiştirme. Onlara bir İslam'ı miras bırakabilme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirası yetişmiş insan mirasıydı. Efendimiz Darbeka'ya intikal ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz mihraba gidecek kadar gücü yoktu. Ebu Efendimiz sabah namazını kıldırdı. Ayşe validemiz diyor perde arasından şöyle bir seyretti. Güzel bir cemaat, bir eshab-ı kiram cemaati. O diyor Ayşe validemiz muzdarip halinde diyor o kadar güzel tebessüm etti ki diyor Resulullah. Demek ki bizim de en büyük gayemiz arkamızdan bir nesil yetiştirmek. Demek ki en mühim miras arkamızda insan mirası bırakmak. Karakter ve şahsiyetli bir mümin bir mümine bırakabilmek. Birincisi Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak diyor. İkincisi kainat. Bu cihan insan için hazırlandı. İnsan neye ihtiyacı var? Nasıl Cenab-ı Hakk'ı zikredecek? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tefekkür edecek. Bu cihanda Kevni ayetler yani yarılışta hikmetler insan için Hak bunu ihsanet. Demek kainat ikinci bir kitap olmuş oluyor. Yani ins ve cin için kıyamete kadar ilahi bir mektep, mekteb alem. Ve bu canlı herkes şuur ve idrak sahibi insana bin bir tefekkür aynası. Kendine bak bir tefekkür aynası nasıl meydana geldi. Evladına bak bir tefekkür aynası. Bir tohumdan nasıl koca bir ağaç çıkıyor, sen devam meyveler veriyor. Toprak sana neler neler veriyor. Ne kadar sofralar hazırlıyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bize kevni ayetler kul daima tefekkür edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hak efela yakulun efela buyuruyor. Ülül elbab buyuruyor. Toprağın üstü ayrı bir tefekkür deryası. Toprağın altı ayrı bir tefekkür memba. Bilhassa bir sanki cehennemden bir numune dünyanın içi mama bir ateş okuyoruz. Ve tabii bu Cenab-ı Hak hep bunlarla ikaz ediyor kulunu. Depremlerle ikaz. Virüslerle ikaz. Yani Cenab-ı Hak bu kevni ayetle kulun tefekküre davet ediyor. Zira yaratan her şey ilahi bir sanat harikası. Cenab-ı Hak yine Müminin suresinde buyuruyor. Se abes yani boş yere yarattığımızı, sizin hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğimi sandığınızı buyuruyor. Kalp cihandaki her şeyden ders alacak. Bir kul Cenab-ı Hak zikrederken elbari el musafir sıfatlarını kalben tefekkür edecek. Cenab-ı Hak buyuruyor İsra suresi. Yedi kat gök ve bunun arzı bulunan herkes her şey Allah tesbih eder. Ve ı Hak her yarattığına periyodik bir tesbih bir, bir Cenab-ı Hak tesbih etme durumu veriyor. Onu hamd ve tesbih etmeye hiçbir varlık yoktur buyur ayet-i kerimede. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. Şüphesiz ki o Halim azapta hiç acele etmeyendir. Gafur'dur çok bağışlayandır. İsra 44. ayet. Kainatta bizim canlı cansız diye ayırdığımız her varlık Allah zikir ve tesbih eder. Kainat zikrullah tecellileriyle dolu. Bir atomu en küçük parça sonsuz kere büyüttüğümüzde karşımıza sonsuz bir gökyüzü çıkar. Yine gökyüzünün sonsuz yere küçülttüğünde bir atomun ihtişamı ortaya çıkar. Hepsi bir yörüngede, idrak öte bir süratte döner hiçbir hediyene çarpmayan binlerce trilyonlarca yıldız aynı noktada, aynı ahenkte, aynı zikirde. Müminler de aynı Beytullah'ın etrafında tavaf ederken bu ibadet coşkusuna iştirak ederler. Güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, bütün varlığın temelinde bulunan atomlar hay ve kayyum olan Allah'a her an tesbih halindedir. Mevlana buyuruyor ki cansız gibi görünen varlıklar insanları şöyle der. Ey gafiller der. Siz cansızlar tarafına gidiyorsunuz. Yani altın, gümüş vesaire. Onun şöhret beni koşuyorsunuz. Onun zahirini görüyorsunuz. Onun ruhani, onun zikir tarafını görmüyorsunuz. Cansızların canına ve ruhani olan diline nasıl mahremsiniz? Onun zikir ve tesbihleri hangi kulakla dinleyebilirsiniz? Hangi kalple dinleyebilirsiniz? Eşya dahi Allah'a koşarken insanın eşya peşinde koşması ön büyük bir israf yine Yunus Emre sarı çiçekle sohbet ediyor. Rabbimiz kevni ayetin yer aldığı kainat ile kavli ayetlerden bir şey Kur'an'ı okunması gereken iki kitap olarak bütün insanlar lütfetti. Bir kitap fiili kitap kainat, kavli kitapta da Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, kevni ayetleri azamet-i tefekkür edeceksin. Rabbimiz bizleri Kur'an'daki kavli ayetlerle ikaz ve irşat buyurduğu gibi zaman zaman da kainat kitabındaki kevni ayetlerle irşad ediyor. Dolayısıyla kainat kitabındaki bu ayetleri verdiği mesajlara bigane kalmak tıpkı Kur'an ayetlerine bigane kalmak gibi büyük bir felaket, bir tefekkürden uzak kalma oluyor. Kavli ve kevni yani Kur'an-ı Kerim ayetleri kainattaki sırrı hikmetler yani kabiliye ve kevni ayet, sır ve hikmetleri ancak takva nisiz elde edilir. Resulullah Efendimizin vazifelerinden biri de kulları takvaya eriştirmesidir. Şu dünyadaki esas hedefimiz takvayı tahsil edebilmek. Kur'an-ı Kerim ve kainat sayfalarını okumaya muvaffak olanlar gerçek ilim, hikmet ve marifete erenlerdir. Resulullah Efendimiz, Efendimiz cihanın en müstesna maili bütün cihana gönderildi. Bir kavme değil Yer Peygamber'e bir kavme gönderildi. Bak Resulullah Efendimiz bütün cihana, kıyamete kadar gelen bütün insanlara, kıyamete kadar gelen bütün insanların ihtiyacına cevap. Güzel ahlakın da zirve bir numunesi. O rahmet Peygamber ümmet olan bir kul da onu örnek alarak terakki edecek. Kavli ve kevni ayetleri derinleşecek. Böyle ibadur Rahman yani okuna ayetlerde yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetin tecelli ettiği bir rahmet insan olacak. Mümin efendimi güzel ahlak hissedar olmaya gayret edecek. Efendimizin güzel ahlak fiizlendikçe gönlü ilahi muhabbette seviye kat ederek nefsi mutmainliğe erişecek. Cenab-ı Hak bunu nefsi mutmainliğe davet ediyor. Yani Allah sen ne imkan verdi? Maddi ve manevi Allah yolunda sarf edebilmek. Diğer husus merhamet ve şefkatle zirveleşecek. Yar hizmete revaç verecek. Hizmeti kendisi için nimet bilecek kendini toplumdan, bütün İslam dünyasından, bütün insanlıktan mesul görecek. Tevazu ve nezakete de derinleşecek. Böylece Allah'ın rahmetinin üzerine tecelli ettiği bir kul olacak. Cömert ve ihsan sahibi olacak, ikram sahibi olacak. Kur'an-ı Kerim'in en çok Cenab-ı Rahman ve Rahim esmasını. Demek ki bu Cenab-ı bu esmasından bir hisse alabilmek. Daima hak ve adaleti tevzi edecek. Kul hakkından ateşten kaçar gibi kaçacak. Çünkü kıyamete kalıyor sevaplarını verecek. Sevaplı biterse onun günahlarını alacak. Saygı ve hürmette kusur etmeyecek. Mahlukata bütün mahlukata Halik'in nazarıyla bakacak. Kanaat ehli olacak. Takdir edin kendi için en uygun olduğunun idraki içinde olacak. Es-sadık el emin olacak. Yani bir İslam karakter, bir İslam şahsiyetine yaşayacak ve tevzi edecek. Daima hüsnü zan besleyecek. Rabbimiz velâ tecessüsü buyuruyor. Birbirinin kusurunu araştırmayın. İlk başta kendi kusurumuza bakacağız. Yaptığı her işi ihlas ile yapacak. Riyadan uzak kalacak bir mümin. Sabrı elden bırakmayacak. Rabbimiz sabredenleri çok seviyor. Sabreden müjdeli olsun buyuruyor. Edep ve haya üzere yaşayacak bir mümin. El haya minel iman bugün de maalesef o çok zayıf olan kaybettiğim bir hususiyet haya imandandır affedicilik olacak ki Cenab-ı Hakk'ın affı kendisine tecelli edecek. Affedir ayrılmaz bir vasfı olacak. Cenab-ı Hak bu affususunda hususunda Allah'ın size bağışlamasını arzu etmez misiniz buyuruyor Nur Suresi'nde. Diğer taraftan Resulullah Efendimiz aynı iyileştiği ölçüde enaniyetten kurtulacak. Ben beni unutacak ya Rabbi sen diyecek. Kimseye haksızlık etmeyecek, zulmetmeyecek, kim ve intikam beslemeyecek affedecek. Hırs, tamam, fitne, gurur, kibir, yanan bir cimrilik lügatında bulunmayacak. Gıybet etmeyecek, tecessüste bulunmayacak. Merhamet ve şefkat yoksulu vesaire gibi kötü vasıflardan temizlenecek. Bizden ne arzu ediliyor? Aşk ile yaşanan bir iman. Allah Resulüne muhabbet ve itaat. Ancak Allah Resulü biz muhabbetle, ve onun da neticesi adab. Rasûlullah'ın ile adaplanmak. Hala işte eshâb-ı durumu bu. Onlar yıldızlar gibi oldular. Şunu unutmamak lazım ki, mü'min muhabbeti ölçüsünde Allah Rasûlü'nün haliyle hallenir. Sevdiği nisbette onun müstesna gönül aleminden kendi gönül alemine rahmetler devşirir. Men yudur et Allah kim Allah razı itaat eder Allah'a itaat etmiş olur. Yani iki itaat birleşiyor. Ve bu itaat hem zahirin hem de batinin olacak. <laughs> Sıratal en enam talehim kendi lütuf ve ikramda bulunduğu kimselerin yolunda olacak. Yine Nisa suresinde kim Allah ve Resulü itaat ederse işte onlar Allah'ın kendi lütufları bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih kişiler beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Layıkına muhabbet, müstahkına nefret olacak. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve <tlâlin> Cenâb-ı Hak'tan uzak kimselerden de uzakta kalabilmek. Velâ <laughs> tak'ud Cenâb-ı oturma diyor çünkü oradan gelir, hal gelir. O nükûnû mâ sadıkım buyuruyor. sadıklarla beraber onu buyuruyor. Velhâsıl kalp ve beden âhengi içinde ifade edilen ibadet olacak. Tefekkür gelişecek, hikmet ve sunuat artacak. Kalp alimi ruhaniyet ile dolacak hayranlık tevdi eden bir güzel ahlak olacak. Muâşeret, hak, hukuk vesaire. Zaten bir mü'min ahsen Cenab-ı Hak buyuruyor. Ahsen olacak. Yani bir mü'minin her işi, ticareti, aile hayatı, evlat yetiştirmesi hepsi ahsenu en güzel olacak. Ecmel olacak. Cemali sıfatların masarı olacak. Yani her hal davranışı gönle huzur ve ferahlık verecek. Nasıl bir çiçek bir ferahlık veriyor? bir buket ikram ediliyor ferahlık versin diye. Demek ki cemali sıfatın masarı olacak. Her hal davranı güzel huzur ve ferahlık verecek her girdiği yerde. Ekmel olacak, olgun ve kamil olacak. Muhataba zerafet, nezaket ve duygu derinliği verecek bir mümin. Yani Cenab-ı Hak böyle sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlersiniz. Yani Allah'ın dinini temsil etmek, peygamber de size şahit olsun buyurur Rabbimiz. Allah'tan korkun, takva üzere olun buyuruyor. Bilin ki Allah sizin bilmediğinizi öğretir. O zaman Cenab-ı Hak'tan yardım geliyor. Başımızdan çoğu o hadiseler geçecek. Bitmeyen hadiseler geçecek. Onlar için Cenab-ı Hak o Allah'ın salih kulları, sadık kulları, Cenab-ı Hak'la dost olan kullar için la hafun aleyhim ve lahim yahsunun onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Yine Yunus Suresi onlar iman takvaya ermiş olanlardır bu buyuruyor. Yani bir mümin canlı bir Kur'an olarak yaşayacak. Birinci şart. Kitap bizim istikamet kitabımız. Mükerrem bir gönül insanı olacak. Gönlü bir derge haline gelecek. Gönlü bir fasıklara vesaire bir dergah olacak. İnfak sahibi olacak. Yani Cenab-ı Hak kendisini her an ikram ettiğini unutmayacak. Her gün rızkımız veriliyor devamlı. İkram, infak kulda bir lezzet haline gelecek sallallahu aleyhi ve sellem'le bir lezzet halindeydi. Ayşe vardı ganimetler gelirdi diyor. Dolar dev fakat Allah Resulü onları dağıtmadan, doyurmadan kendisi doymazdı bu görüyor. Onları doyurmanın huzuruyla kendisi doyardı bu Yani bir mümin yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma sevdasını gönül verecek. Kalpleri ihya etmenin gayretinde olacak. Bu halin zirvesi peygamberler ve hak dostlarıdır. Yerli takvada mesafe alacak. Hakk'a yakınlık kesbedecek. Rabbimiz insanı daima kevni ayetlerle tefekküre. Yani zerreden küre kendi her şey tefekküre davet ediyor. İnsan kainat sayfalarını çevirip okuyacak. Kulda zengin bir tefekkür ufku olacak. Hassasiyet olacak. Toprağa bakıp tefekkür edecek. Nasıl toprak nasıl bir bütün bir mahlukata sofra kuruyor. Hepsinin gıdasını veriyor. Semaya bakıp tefekkür edecek güneş, ay vesaire, atmosfer. Daha ötesi bugün en son bulunan teleskopla ancak 3 milyar bir galaksi olduğunu tespitim. Daha ötesi de var. Sonsuzluk. Yani kudretinin bir sonu yok Cenab-ı Hakk'ın. İnsana bakıp tefekkür edecek. Nasıl bir nutfeden nasıl meydana geldi bir insan? Nasıl içindeki cihazlar teşekkür etti? Ve her zerre bir mümin tefekkür umanı olacak. Bir atom zerresi ne dehşetli bir yaratılış. Şimdi bütün proton, nötron, elektron çekirdeğe devamlı bir dönüş halinde. Cenab-ı Hak misaller ve bir araya bakacak mükemmel bir cihaz arada. Nasıl bir ufacık bir fabrika devamlı sana bal veriyor. Velhasıl okunan ayetlere geldiğimiz zaman Furkan su 61. Cihazı, gökte burçlar var eder. Onun için bir çara, bir güneş, bir nurlu bir ay Allah yücelerin gücüsüdür. Yani gökte burçlar var. Ne kadar bu sonu yok. Ne kadar yıldız var sonu yok. Denizdeki ne kadar kum varsa. Onun için bir çara bir güneş. Nurlu bir güneşten ışık alıyor. Nurlu bir barındıran ay. Allah yüzlerinin yücesidir. Allah sana güneşle ikram ediyor. Ay ikram ediyor. İki tane takvim dönüyor. Güneş biraz fazla verse ışığının aralığı ne olur? Az olsa ne olur? Ay hakeza. Velhasıl kul daima bir tefekkür halinde olacak. Mesela güneş dünyadan 150 milyon kilometre uzakta 8 dakikada dünyaya ışığı geliyor. Sanki ilahi bir santral devamlı hareketini sağlıyor. Fakat saniye şaşmıyor. Yani güneşin dünyamız gibi tam 1 milyon 300 bin tane gezegen sığar. Yüzey sıcaklığı altı bin santigrat, iç sıcaklığı da 20 milyon santigrat. Yani Güneş sistemi de Samanyolu galaksimizin tahminen 200 milyar yıldızdan biri sadece. Yani Cenab-ı Hak nasıl bir sonsuz kudret, sonsuz bir azamet. Cenab-ı Hak ayeti bir Rahman Cenab-ı Hak göğü Allah yükseltti semaya ve mizan dengeyi koydu. Sakın sen bu dengeyi bozma diyor. Şu kainattaki bu ilahi azamet tecellileri. ilahi ahenkle senin de kalbin bir ahenk teşkil etsin. Yeryüzü ve sema mekana ait. Gece ve gündüz zamana ait. İlahi kudret tecellileri Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran hepsi davetçiler durumunda. Yani her gördüğümüz şey Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran bir davetçi durumunda. 62. ayete geldiğimiz zaman Cenab-ı ibret almak, ders almak veya şükretmek dilen kimse için gece ile gündüzün birbirini ardına getiren de odur. Bir saniye şaşma yok, takdim tehir yok. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azameti insana ikramını kul düşünecek. Yani ibret almak şükretmek için kalbin tekamülü şart. Bunu saymakla bitiremeyiz. Kainatta gelen şeyleri. Yine gökyüzünde iki tane takvim dönüyor. Bir güneş bir ay takvimi dönüyor. Yine Cenab-ı Hak onların maniyetini bildiriyor ayetlerde. Yine veşşemsi vel kameri bir Müslüman güneş ve ay bir hesapla belirliyor. Cenab-ı Hak soruyor, siz yaratmak mı daha güç yoksa gökyüzünü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu, gecesini karahtı, gündesini ışık verdi, arttı. Kainatta her şey bir ibret dersi. Mesela gündüz ve gecenin nasıl bir ibret tablosu Mevlana Hazretleri, Kâinata bak diyor. Geceyle bir günü birbirini kucaklaşırlar diyor. Sevgiyle birbirleri arkasından birbirine koşarlar. Onlar görünüşte ayrıdırlar ama hakikatte birdirler. Fayda olmak, hizmet etmek için elini vermişlerdir. Sen de onlar gibi ol diyor. İnsan bu dünyaya boş bir kaset olarak geliyor. Bu kadar Kur'an ve sünnet ile dolarsa insan kemal buluyor, ahsen takvime nail oluyor. Böylece kalp sonsuza açılıyor, tefekkür derinleşiyor, zirveleşiyor. Hâsâ vukuat tahlil ediliyor. Kalpte marifetullah ufuklar açılıyor. Kira'da gelen ilk talimat, Kur'an-ı Kerim ilk ayet, "Okra bismi Rabbi halak." Yaratan Rabbinin adıyla oku. Okuyabilmek için takva lazım. Zira insan takvada derinleştiği ölçüde seyrettiği bütün manzaralarda gördüğü her zerrede onu Cenab-ı Hakk'a okur. Cenab-ı Azametini görür. Cenab-ı Hak'la kulluğu artar. Ya i̇şte gerçek tahsilde bu gönlü elde edebilmek. Şu kainat ilahi bir mektep. Bu da kalbin Cenab-ı Hak ile beraberliğini temin etmek mümkün. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak nimetlerini sayamazsınız buyuruyor. Yeni bir oku var. Okra kitabek var. Okra kitabek kefa bi nefsi yevme aleyke Kitabını oku. Kıyamet günü herkes kaç trilyon insan gelmişti. Hepsini ekranları inecek. Bugün hesap sorucu olarak nefsin kafidir. Gözün konuşacak, kulağın konuşacak, halin konuşacak. Yani burada bir dil var, orada bütün vücuda bir dil haline gelecek. Mekanlar konuşacak. Gömüdün tadüs ahbe rahbe Bu kainat insanı idrak ve kudret eliyle tutulun bir hikmet ve tecelliler aynası. Bu aynadaki sırları ve hikmetleri sezebilmek gönül aynasının berraklığına bağlı. Nefsane arzular gönül aynasını bulandırır, flu hale getirir. Resulullah Efendimiz buyuruyor, kalpler demirin pastanı değil, pastanı buyurdu. Bunun üzerine onun cilası nedir ya Resulullah deyince Allah'ın kitabını çok çetilavet etmek, Allah'a çok çok zikretmek. Zaten gördüğümüz her şey bize Allah'a hatırlanır. Her şey yaratan Cenab-ı Hak. Demek ki birinci talimat: İkre bizim Rabbimiz Halak. İkinci talimat sevirdi: Velatasen innallahim ma ayna. Mahzunum Allah bizimle beraberdir. Vüf ve mahkum, eyle mahkum. Nerede olursanız Allah sizinle beraberdir. Benakro akrobiliy ki minhabil birid. Onun şahı daha yakınız. Yani şimdi sizin düşünce herkes düşüncesi kendisi biliyor. Fakat kendinden başka kimse bilmiyor düşüncesi. Fakat Allah biliyor. Herkesten saklayabilir düşünce Cenab-ı Hak'tan saklayamaz. Demek ki Cenab-ı Hak bize buyuruyor il ilallah. Allah'a koşun buyuruyor. Bu Allah'a koşmak nerede olacak? Dünyada olacak. Neyle olacak? Takva ile koşulacak. Tefekkür takva ile kıvam bulur. Yine buyruluyor mutu kabli en mutu Ölmeden evvel ölün. Yani nefsini arzulardan vazgeçin. Zaten ölme zaten vazgeçeceksin. Yine hasi bu kablen tuhası bu. Şu geçmiş hayatımızı bir muhasebe etmek. Ne kadar gafletimiz oldu, yanlışlarımız oldu. Bunun için devamlı bir istifar halinde olabilmek. Yani kitap ve sünnet hayatının tek rotası olacak. Bir nefes bile terk edilmeyecek. Kur'an-ı takva sahipliği için bir hidayet ve bir hüdellil müttakîn buyurdu. Kur'an-ı Kerim sakınanlar, arınmak isteyen için büyük bir yol gösterici. Siz takva sahibi onun Allah'ı size bilmediğinizi öğretir. Kur'an tefekkürü düşünceyi nefsiyete mağlup etmekten kurtarır. Ruhani tefekkür başa ruhani tefekkür de bir iman anahtarıdır. Mümin takvası ölçün Kur'an ve kainatı ilah hikmetlerle derinleşecek. Rabbimiz hantal, duygusuz, nefsinin putperesti olmuş bir kalp istemiyor. Öyle bir kalp için belhum edal buyuruluyor. Hayvanlardan daha aşağı alıyorum. Yani diri bir gönle sahip olan insan her zeyle konuşur. Kainatta halikine diri bir kalple sahip insana tanıtmayan hiçbir zerre yoktur. Mesela İbn Mesud diyor ki efendimizin tedrisinde esanlı çobandı bir koyun çobanıydı. Fakat efendim tedrisinde olduktan sonra boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyar hale geldik buyuruyor. Velhâsı Cenâb-ı Hak, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken, yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Göklerin yerin yanı derinden deni tefekkür ederler. Demek ki zikir tefekkürle beraber olacak. Tefekkür zikre yardımcı olacak. Yerin yanı derinden derine tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın, bizi cehennem azabından koru derler. Yani insan sonsuz kudret, ilahi azim tecelli karşısında azini idrak edecek. Her nefes, her an ve zamanda tefekkür halinde bulunacak, her gördüğünü tefekkür edecek. Tefekkür ne yapar? İbadetlerde huşuyu artırır. İbadet muamelatı tazimle emrillah haline gelir. Hazreti Ali buyuruyor, ilimsiz ibadette tefekkürsü Kur'an ilavetinde fayda yoktur buyuruyor. Başka ne yapar tabi? Biz nefsani ihtiraslardan muhafaza eder. Cenab-ı Hak kainatın kudret akışları, ilahi azamet tecellileri karşısında kalp inceler, zarifleşir. nefsane arzu bertaraf ettik kadar ile gönlünde ufuklar açılır. Yani hulasa gözün gördüğü her şeyden kalp ders alacak. Bu da takva tahsil neticesinde olur. Kalp daima vitrinler seyreder. Kalbin hangi vitrin seyrettiğine dikkat etmek lazım. Rahmani vitrinler mi seyrediyor, şeytani vitrinler mi? Göz bakar, lakin kalp görür. Rasûlullah Efendimiz'i Ebu Cehil de baktı, gördü. O, kendi cehaletini gördü. Ruhundaki katrını gördü. Ve cehaletin babası oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh baktı, hayran oldu, mesut oldu. Sıddıkların zirvesi oldu, ikinin ikincisi oldu. Hantal bir kalp, nefsani vitrinlerin seraplarını aldanır, kendi çıkmaz sokaklarda kaybeder. Cenab-ı Hak yaklaştıkça kulda aziyet artıyor. Fakat Allah'ın uzak bir kimse değil, bir aziyet yok. Ben diyor, ben diyor, ben diyor, ben diyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu oldu. Cenab-ı Hakk'a bir ömür iltica etti. Yani malıyla, canıyla, evladıyla, putperest kavimle bir mücadeleyle Allah dostu oldu. Fakat ne ne diyor? Velatusini yömü yuvasın diyor. Ya Rabbi insanları yürüteceği gün beni mahcup etme buyuruyor. ilahi kudret, ilahi kadim o kadar açılmış ki bir aziyet içinde kalıyor. Yani biz dünyayı belhasıl ı endam etmek için gelmiyor. Yani makam, mevki, güç, dünya alaşi sergilemek için gelmiyor. Ardı hal için geldik. Yani hiçliğimiz tefekkür, tevazu ve sergilemek için geldik. Onun için efendimiz sık sık buyurdu. Zorluklarda Allah ile aşe ile aşure ayır. Esas hayat, hayat Varlıklarda muvaffakiyet şımarmamak için yine aynı Allah ile aşe ile aşure buyuruyor. İnsan vicdanla şu sualleri soracak ve bunun tefekküründe derinleşecek. Bu cihan kimin için halk oldu? Kimin mülkündesin? Geliş niye? Yolculuk nereye? Gidiş nereye? Velhâsıl tefekkür derinleşecek, duyuşlar derinleşecek, şükür artacak. Kalp esma tecelli masrı haline gelecek olabildiği kadarıyla. Ahiret endişesi gelecek. Yusuf Aleyhisselam da dahi tövbe ve bir salim buyuruyor. Ya Rabbi beni Müslüman olarak canımı al, beni salihler arasında kal. İki arkadaş tavaf yaparken biri devamlı bunu okuyor. Tevfik Müslüman bir salih. İçin bunu okuyorsun. Başka dualar yok mu diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bir arkadaşım diyor son nefesi de iyi olmadı diyor. Hep ben diyor bu diyor endişe içindeyim. Bu duayı devamlı okuyorum diyor. Velhasıl ruhani tefekkür insana daima huzur verir. Nefsani tefekkür ise ihtirası Arttırarak huzuru bozar. Kaprisleri artırır. Velhasıl tasavvuf kalbin saflaşması. Cenab-ı Hak ile huzuru bulmasıdır. Yine tasavvuf her hal ve ahvalde ilahi tecelliden razı memnun olma sanatı. Daima kul değişen şartlara daima elhamdülillah ala kulli hal diyecek. Daima dünyevi durumda aşağıya bakacak, manevi durumda yukarıya bakacak. Velhasıl bir de tasavvuf en mühim şikayeti unutma sanatı. Şikayet yok, Cenab-ı şikayet istemiyor. Sabredersen Cenab-ı Hak sabredenlerle beraber de buyuruyor. Yani kul hadise vukuatı yani hayatın met cezirleri olduğu gibi kabullenecek, hayatın sıkletine rıza gösterecek, hayır hasenat ve ameli salihlere manen mesafe almaya gayret edecek. Bu üç vasfı kendini hazırlayacak kul kalbi selime, kalbi münibe ve nefsi mutmainneye. Yani kul Allah'tan razı, razı yeten merdiye Allah da o kuldan razı olacak. Cennete giren cennet bekçileri onu diyecekler ki selam size tertemiz geldiniz. Ar ebedi kalmıyoruz girin buraya diyecekler. Demek ki kul hamd, şükür ve zikir halinde olacak. Muhammed Esat Erbilî Hazretleri sabrın getirdiği bereketi bildiriyor. Aşk gülüşlerinin yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Mevlânâ <laughs> Hazretleri buna benzer çok şey, yağmuru düşün der, suyu macera tefekkür et der. da kirli, pis sular vesaire nasıl der, yukarıya çıkıyor, temizleniyor, tekrar iniyor. Tekrar kirliyor, tekrar temizliyor, tekrar aşağı iniyor. Yine Cenab-ı Hakk'a suresinde içtiğini suya ne dersiniz böyle Cenab-ı Hak? onu siz mi indiriyorsunuz yok indiren biz miyiz? Diyesi onu tuzlu yapardık. Deniz suyu gibi şükretmeniz gerekmez buyuruyor. Muhammed İkbal vardır Pakistan'ın filozofu. Burada güve ile pervaneyi anlatır. Pervane ışık etrafında dönen kelebek. Güve der ki pervaneye sen ne mutlu pervane der. Hep sen ışık etrafındasın der. Ben ise de kağıt kemirmekle, felsefelerin kitaplarını kemirmekle bir karanlık içinde hayatım geçti der. Pervane der sen ben kanatlarıma bak der. Bak der ben bu yolu kanatlarımı yaktım der. İşte Mevlana'da hamdım, piştim ve yandım diyor. Sadi Şirazi olgunlar için ağaçlarda tek bir yaprak marifetullah anlatan bir divandır. Gafiller ise bütün ağaçlar tek bir yaprak bile değildir. Çünkü kalp ama. da şöyle diyor. Bu alem akıllar için seyir bedayı, ahmaklar için de yemekle ve şehvet. Hakkın dergahı izzetine yol bulabilmek için evvela manevi terbiyenin nefsin heva hevesini bertaraf etmek zorundayım. Nitekim bu hakkı ifade edince buyur sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Gafil düşen insan Okyanus ortasının dümeni kırılmış bir gemi gibi. Nerede hangi şeyde girdapta batacağı belli değil. Yine Cenab-ı Şüphesiz Allah kadar yürüyen canların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Yani kafirler, fasıklar. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Nahil Suresi'nde siz hiçbir şey bilmezken Allah size annelerinizin karnından çıkardı. Şükrediniz diye kulaklar, gözler ve kaplar verdi. Buyuruluyor basiretli bir insan ama bile olsa güneşin varlığını sıcaklığı sebebiyle anlar. Zira bir hak dostun buyurduğu gibi Cenabı o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Her şey Cenab-ı Hak ilahi Cenab-ı Hak buyuruyor insan söyle. «Şimdi biz onu doğru yolu gösterdik. İster şükrede istersen nankör olsun. Niye geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Gidişin nereye? Allah senin için yarattıklarından ilahi sanatı ne kadar seyredebiliyorsun? Efe la ta kulun buyuruyor, aklını kullanmıyor musun buyuruyor. Ül elm ancak akıl sahipliği düşünür, ibret alırlar buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak Sa'd Suresi'nde Rasûlü sana bu mübarek kitabın ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik buyuruyor. Yine bu ayette çok Muhammed söyledi. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilit mi var buyuruyor. Onun katleri yok mu buyuruyor Cenab-ı eğer biz Kur'an'ı daha indirseydik muhakkak ki onu Allah Koruna baş yere parça parça görürdü. Bu misalleri insanlar düşünsün diye veriyoruz Cenab-ı Hak buyuruyor. Hak Teala bu kainatın için yarattı. Ayet-i kerimede buyuruyor biz gökleri yeri bunlar arasında bulunanları bir oyun eğlence olsun diye yaratmadık. Onu sadece gerçek bir sebeple yarattık fakat insanların çoğu bunun farkında değil bilmiyorlar. Biz Cenab-ı Hakk'a muhtaçız onun mülkünde yaşıyoruz. Verdiği rızık nazem merzukuz. Bizlere ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmanı da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren güç ve kuvvet sahibi onu ancak Allah'tır. İnsan acizdir, daima Rabbine muhtaçtır. Bu halinde farkında olması lazım. Onun için de istiğfar edecek, şükredecek, devamlı aman ya Rabbi diyecek. Bütün canlılar, bitki hayatta kalmayacak nasıl büyük bir kudrete muhtaçsa, İnsanda da aynı muhtaç olduğunun farkında olacak. Yine Cenab-ı Câsiye 13 o göklerde yerde ne varsa amade kıldı düşünen bir toplum için buyuruyor. Hepsi insana amade. O kadar hayvan yaratık, insana amade. Bir etini, sütünü vesairesini çiyor. Kiminin güzel şekli var. Tavus kuşları gibi vesaire gibi. Yılanlar, akrepler, çıyanlar sana bir ilahi azabı hatırlatıyor. Yine Cenab-ı Hak Müminin Suresinde sizi sadece boş yere yarattığımızı, abes olarak yarattığımızı, sizin hakikaten huzurumuza gelip hesap vermeyeceğimizi zannediyorsunuz böyle. En mühim tahsil, tahsil tahsil dönüyor kul olabilme tahsili. Yani tefekkür ufkunun açılması Cenab-ı Hak bilenlerle bilmeyene bir olur mu buyuruyor. Bilenler kimler? Üç hususu hayatlarını miferi yapanlar. Sâciden kaymen, seher hayatı olanlar. Seherler bir takım sunat, tulatlar olacak, tefekkür artacak. İkinci fanili tefekkür edenler. Yani daima ahiret endişesi içinde bulunanlar. Üçüncü dua halinde yaşayabilme. Yani devamlı Allah'ın rahmetini dilemek. Küllümen aleyha fan yazmış her canlı faniyle bir gün gelecek yarın olmayacak. Bugün hepimizin meşhur bir gün. Kul haf halinde yaşayacak şımarmayacak. Reca halinde yapacak bedbinliğe düşmeyecek. Cenab-ı Hak sade benim kalbim temiz, benim imanım var. Geç bunu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ankebut ikinci ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman etmekle de bırakılacaktır mı sandılar? Hayatın bütün muhtevasından hesap verilecek. Bu dünya bir kapıdan yine yani ana rahminden giriyor, sonra dünya hayatını yaşıyor. En nihayet mezar kapısından ebedi alem intikal ediyor ve men nu'amiru nekkesu fil harf Yine Cenab-ı Hak buyur Kaf suresinde hepimizin başından geçecek bu ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir. Buyuruyor. Yatalak bile olsa ölüm istemiyor. Sura üfürülür, işte bu geleceğe vaat edilen gündür. Yine Rabbimiz buyuru ayette dünya bir oyun eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar ya yani takva sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak çok daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmiyor musun bu yürü canım? Anı sonsuza değiştirmek hangi aklın kârı? Yani kalbe bağlı akıl. Bastığımız toprak bugüne kadar milyonlarca insanın toprağa dönmüş bedenleriyle dolu. Sanki bir toprağa baktığımızda üst üste çakışmış milyonlarca gölge bir gölge gibi aynı henüz dünyaya gelen insanların üniversite teşkil ediyor. Dolayısıyla toprak geçmişi ve gece sinesinde barındırmasıyla en büyük bir ibret sergiliyor. Yediğin gıdalar insan tohumu oluyor. İnsanın aynı elementle var, toprağa dönüyor. Velhâsıl insan hikmet ile derinleşecek, sebeplerden müsebbibe geçecek. cenab ı Hak kulunu sema ile tefekküre davet ediyor, gökyüzü, bir sonsuzluk. Toprak terkibi bir tefekküre davet ediyor. İnsan bir yediğine baksın buyuruyor. Yağmurlar yağdırdık buyuruyor. Oradan sonra Cenab-ı Hak or ekinler, üzüm bağlı sebzeler, zeytin hurmalar ve bahçeler, meyveler, çayırlar bitir. Bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı yaralandırmak içindir buyuruyor. yarılışı tefekküre davet ediyor. Ey insan seni yeniden diriltmekten şüphe ediyorsanız bir sürü topraktan, topraktan yeniden gıdaların nüvesinden insan tohumu oluyor. Sonra nutfeden yok kadar bir şeyler o cihazlar meydana gelecek. Sonra alakadan bir pıhtı aşılanmış bir yumurta. Sonra mudga belirsiz kafa büyük, kollar ufak vesaire. Sonra belirmiş bir et parçasından baştan kemikler ondan sonra oraya adeleler sarılacak. Se kudretim gösteririm Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine içinden kimi vefat eder. Yine içinden kimi de ömrünün en verimli çağına kadar götürüyor yani ihtiyarlık çağına. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilemez hale gelir. Yine sen yeryüzünü kupkuru bir ölü halde görürsün. Kışın, sonbaharda. Biz onun için yağmur indirir, o kıpırdanır, kabarır her çeşitten, çiften iç acı bitkiler verir. Yani bedenin bir damla sudan, insanın bir damla sudan, kuşun basit bir yumurtadan, meyvelerin minik bir çekirdekten meydana gelişinde esabı keramda derin derin tefekkürler başladı. Nefis ve iblis bertaraf edilince ustat başlar. Gün huzur bulur. Ayet-i kerimede buyuruluyor. El bizikle tatminül kulup Birisi kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Velhasıl tefekkür artacak. Tabii çok ayetler var. Biz en çok peygamberin ümmet olmanın tefekkür içinde olacağız. Cenab-ı Hak en büyük peygamber ümmeti kıldı. Biz bir bedel ödeyerek ümmet olmadık efendimize. Bunun da bedeli var sünneli sünnümüzün anneyim Efendimiz'in hayliyle hallenebilmek hayatın her safhasında. Yine efendim baktığımda ama Karafi diyor ki Resuldan hiçbir müjdesi olmasaydı yetiştirmiş o eshab-ı kerim Allah Resulünün ümmetini ispatı kafi gelirdi. Ebu Cehir bile Allah düşmanı, Rasulullah düşmanı nasıl bir efendim karakter ve şahsiyet var ki dedi ki, biz sana yalancısın demiyoruz Muhammed diyor. Sana el emin sıfatında Mekke halkı ve biz verdik diyor. Sana yalan söylemiyor. Belki seni bu ve bildiren melek seni kandırıyor buyuruyor. Cenab-ı Hak da bu Enam suresini onun söylediği hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Az sonra seni yalanlamıyorlar fakat o zalimi açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ondan sonra gelen ayette Rahman has kulları, müttaki kullar onlar yeryüzünde tevazu ile görürler. Tasavvufta da en birinci merhale tevazudur. Yani ben olmuyor, ben aradan çıkacak. Nasıl Sakarya Karadeniz'de yok olduğu gibi aradan benlikte çıkacak. Tevazu yürürler. Kendini bilmezler. onları sataştığı zaman da onu incitmeye selam ederler geçerler. Yine Cenab-ı Ali İmran suresinde "Ey Rabbimiz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru." diyen de bu halde olacağız. İman edeceğiz, günahların bağışlanması Cenabı'a iltica edeceğiz. Bizi ateş azabından koru diye iltica edeceğiz. Bunlar diyenler sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken hayra harcayan servakinde Allah'tan bağış dileyenler içindir. Kibrin ilacı kibir ancak cehennemde temizlenecek. Kibrin ile tevazu ve işliktir. Bu dünya arzı endam için değil, arzı hal olmak geldi. Mevlana diyor ki kılıç diyor boynu olanın boynunu keser diyor. Gölge yerleri döşenmiş onu hiçbir kılıç darbesi gölgeyi kılıçla yaralamaya muvaffak olmaz diyor. Tabi burada da mesela Acıma Mahmud Hazretleri Kavdur Kuzat en yani zirve bir mekmide ciğer sattırılıyor. Hadi Bağdat Hazretleri güneşlerin güneşli sıfatı var. Onu da helatimiz temizlettiriliyor. Yani bu makamın, ilmin vesaire verdiğin bir takım gururun bertaraf edilmesi için. Onun için hiçbir zaman bir zaferde ben demeyecek kul Zira Cenab-ı Bedir'de Ey peygamber siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Ve bunu mü'minete güzel bir mükafatla denemek için yaptı. Çünkü Allah işlendir bilendir. Velhâsıl kalpten neler boşalacak? La ilahe diyoruz. La ilahe nedir? Et tahalli boşaltma, enaniyet gidecek, merhametli olacak. Fitne, gıybet, istisa, istikrar, öfke, iftira, haset, hayasızlık, gurur, kibir, yalan bunlar lügatından silinecek bu yolda. Nelerle hallenecek? İmanı lezzeti, merhamet, hizmet, tevazu, ikram, ihsan, nezaket, el emin, el sadık rıf, vefa, tövbe, iffet, adalet, affet, vakar, sabır, edep, haya, ümmetin derdiyle dertlenmek. Bunlarla kalp mütalli olacak. Bunun neticesinde de nimet erilecek. Rakik bir kalp olacak. Duygu derinliği olacak seyir bedai ruhani tefekkür zikrullah muhabbetullah marifetullah da kalp huzur bulacak. Bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbin kıblesi de Cenab-ı olacak. Tevazu kulu olgunlaştıran birçok güzel hasletleri kendi bağlı bunun müstesna bir fazilettir. Nitekim mütevazi insan nedir? Yani kendimiz ne kadar mütevaziyiz? Mütevazi insan cömert olur. Çünkü kendine bir varlık görmez elindeki varlığı kendine izafe etmez. Bu yüzden haktan gelen yine onun yolunda sarf etmek mütevazi kulu için hiç zor gelmez ve tarifsiz bir lezzet verir. Mütevazi mümin affedici olur. Affede affede ilahi affe layık olma gayreti içinde bulunur. Mütevazi mümin başına gelen eza cefala sabreder. Bunun kendini bir teskiye ve ecir vesilesi olduğunu addeder. Mütevazi mümin hizmet ehli olur. Yüksek bir mesuliyet duygusu muhtaç din kardeşlerini kendi zimmetli görür. Mütevazi mümin fedakardır, zariftir, ince ruhludur. Cahil kimsenin yerinde Mevlana diyor kitap gibi sessiz ol diyor. Yani sükût limanına sığın diyor. Gülün dikene katlanmaz onu güzel kokulu yaptı buyuruyor. Tabi bu gece ibadete. Bu ibadetler çok mühim. Yine ey Adem oğulları ben cenab Hak, her sede izin güzel elbiseler giyin. Niye? Huzur ilahiye çıkıyorsun. Sen görmüyorsun Allah seni görüyor. Diğer hususta yiyin fakat israf etme çünkü Allah israf edeni sevmez. Yani bilmek bilgileri zihne dopu etmek değil, bu kanda hikmet sır ve Kur'an-ı Kerim'deki ve muammaları çözmek bu adem marifetullah gerçekleşir. Gece ibadeti ben müstafirine bil esar buyuruyor. Gece pek az uyurlardı, sayar vakitinde istiğfar ederlerdi. Gecenin bir bölümünü ona secde et, gecenin uzun bir kısmını tesbih et buyuruyor. Ondan sonra gelen ayette o müminler şöyle der, hep iltica halinde. Ey Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sav. Doğru onun azabı gelip geçici bir azap değildir. Yine orada Fatır 37. ayetinde mücrimler diyecek ki, ya Rabbi bizi buradan çıkar cehennemde. Cenab-ı iki tane soru soracak. Size düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Geliş neyi, gidiş neyi kimin mülkündesin? Bir ömür vermedik mi? İkincisi bir peygamber, bir ikaz edicisi gelmedi mi? O zaman Cenab-ı Hak işte diyor zalimlerin yardımısı yoktur buyuruyor. Yine orası ciddenle kötü bir yer mi ikamet yeridir cehennem buyuruyor. Onda okullar harcı ne israf ne cimrilik ederler. İkisi arasında orta yol tutarlar. Demek ki iki tane mühim bir illet var. Manevi kanser var. Bir israf, öbürü cimrilik. Allah korusun. Efendim böyle her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimde fitnesi de maldır. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Âl-i İmrân 186. ayette, "Anlı mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz." Sizden önce kendi kitap verilenlerden, müşriklerden birçok üzücü şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder, takva hayatı gösterirseniz muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Diğer bir ayet atlayarak dedim. Kendine Rabbin ayetleri hatırlatın, ona sağır ve kör davranmazlar. Yani okuyup geçmezler. Derin tatbik ederler. Feyza feraftı saf ve ila Boş kaldın mı hemen başka bir işe koy Rabbini görer buyuruyor yine nasıl bir saadet olur dünya? Nasıl bir huzur hali olur bu dünyada? Cenab-ı Hak buyuruyor. Rabbena hep lena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayun ve cealal muttakin imama. Okullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlı eşler. Yani zevk ve zevce ve zürriyet bağışla bir takva sahipleri önder kıl buyuruyor. Böyle bir toplum Cenab-ı Hak istiyor. Tabi bu ibadur Rahman işte ona sabretmeye karar verildi, en yüksek makam verecek, orada hürmet ve selamla karşılanacak, orada ebedi kalacak da, orada ne güzel bir yerleşme yeridir. Son ayet menfiye geçiyor, uzak insanlar ise. Resulüm de ki kulluk ve yalvarmanız olmasa, dua olmasa, Rabbimse ne diye değer versin? Siz ne işe yararsınız vuruyor. Yine. Hasan Basrat ey insanlar diyor, duanız kabul olmayacak diyor, korkmuyorum. Dua edemez hale gelmenizden endişe ediyorum buyuruyor. Velhâsıl kardeşler, Cenab-ı Hak tabi bir kısaca burada geçtik. Yani hakikaten bu Furkan Suresi çok mühim. Burada ibadur Rahman Allah'ın güzel bir kulu olabilmek, Allah'la dost olabilmek. Yine Enfal Suresi'nde yine ayrı bir tecelle bildiriyor. Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar. Değişen şartlarda tevekkül ve teslim halinde olurlar. Namazlarını ikame ederler. Huşu ile kılarlar. Verdiğimiz rızıklardan da açık ve gizli Allah'ına infak ederler. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize Allah'ın salih, salihâ kulları olmamızı, ibadur Rahman olmamızı, lütfuyla keremiyle takva müttaki müttaki olmamızı, salih ve salih olmamızı, sadık ve sadık olmamızı, şakir ve şakire olmamızı, sabir ve sabir olmamızı Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla Fatiha.